Yine rahmetli Hızır hocam üzerinde bak, fıkıh ne acayip bir ilim. Bak hiç unutmuyorum, 96 yılından beri şu kulaklarımda böyle benim küpedir yani. Hızır Efendi diyordu ki arabanla bir dostunu gördün şurada. Aa selamünaleyküm ya, nasılsın, iyi misin, ne var ne yok dedin. 10 saniye bekledin. Senin o 10 saniyelik selamın sabahınla beraber arkada 2 tane 3 tane arabada bekledi mi? Bekledi. Yarın ahirette onların beklerken yaktığı mazot benzin hesabına sorulacaklar. İslam'ı görüyor musun? Ne kadar ince. Niye? Ya kardeşim birisine görüşeceksen selamın sabahın varsa çek kenara. Milleti ne bekletiyorsun? Otopark değil mi? Otopark, adam park ediyor. Öyle park ediyor ki kaç kişinin geçmesine çıkmasına engel oluyor. Ne oluyor? Yolu kapatıyor. Sen şu sokağı kapattın. Şimdi düğün asker yolcular değil mi? Asker. Keyfe keder sokakları kapatıyor değil mi? Ben bu sokaktan geçeceğim 100 metre. Sen bu sokağı hiçbir meşru gerekçe olmadan eğlence için keyfe keder kapatıyorsun. Ben orada 500 metre dolaşıyorum. Ne olacak? Ne olacak? Kul hakkı değil mi bu? Kul hakkı. İşte bunlar ahirette hesap sorulacak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem işçi hakları, işveren hakları, bak Efendimizin en önemli hadislerinden bir tanesi bu kul hakkında ne diyor? Efendimiz ne kadar ince bak. A'tu el ecira ecrahu kable en yeşüffe arakahu. A'tu verin. El ecira işçiye. Neyi verin? Hakkahu. He? Bugün SSK'ların, Sosyal Güvenlik Bakanlarının içinde baş köşede yazması gereken bir hadis. İşçiye hakkını verin. Neden önce? Kable en yecüffe arakahu, alnındaki ter kurumadan önce. Şimdi bakıyorsun. Oo, ne acayip işler değil mi? Tazminatlar yanıyor. Kandırmalar. Fazla mesailer verilmiyor. Alıyor parası geciktiriliyor. Haklara giriliyor. Ama bu tabi bir de şey var. Aşağıdan da var ha. Bir de ne var? İşçi de patrondan çalıyor. Değil mi? Öyle var mı? Var. Oho. Askerde ben bunu gördüm. Ya Allah'ım ya Rabbi. Adamın babası yanında dedi ki telefon sırası, biliyorsun ankesörlü telefonlar vardı ya, şimdi bizden sonra askerlik de değişti değil mi? Cep telefonu serbest. Biz ankesörlü sırada yarım saat beklediğimi biliyorum. Bir de acemiyken hiçbir şey diyemedik böyle. Mazlum mazlum adam konuşuyordu, biz bekliyorduk, ne yapalım. Adam şimdi konuşuyor, biz de bekliyoruz arkada böyle. Babası diyor ki, duyuyorum sesini. Babası diyor ki oğlum diyor, gönderdiğim botlardan diyor yer kalmadı diyor. Artık gönderme diyor. Bak 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 bak. Allah. Ben usta, biraz ustalaşınca, biraz böyle söz sahibi olunca dedim kesinlikle göreni söylerim, şikayet ederim dedim ya. Kimse gönderemez. Kimse gönderemez. Yani acayip bir şey ya. Hani affedersin, devletin malı deniz bilmem ne falan gibi. Ne olacak bunlar? Ahirette bunların hesabı soracak. Onun için fıkıh, fıkıh, fıkıh. Evvelen itikat diyor, sonra fıkıh.